Ya bırak boşuna uğraşma. Konuşmayacak annem seninle. Hem belki biraz yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Hadi. Somer uzatma. İzin ver bir bana. Ya Türkan, ikiniz de şu anda çok gerginsiniz. Ya bunca yaşanandan sonra ben nasıl tutup da sizi baş başa bırakayım? Birbirinizi öldürmeyeceğiniz de malum. Lütfen. Türkan! Baba hadi gidelim. Baba, ne çabuk geldik. Burası Sadık dedemin evi değil akıllım. Baba, neden durduk? Türkiye'den alacağız kızlar. Anne! Çocukların başından ayrılma! Rüçhan Hanım! İsimsiz bir mezar gibidir. En derin acıların gömüldüğü yer. Dilsiz, sessiz ve yalnız. Ta ki bir el uzanıp gün yüzüne çıkarana kadar. O toprağı uyandıran da, karanlığın kilitlerini kıran da bazen en çok incittiğimiz insan olur. Çok geçmiş olsun. Uyur şimdi. Biz çıkalım isterseniz. Dinlensin biraz. Ben de bir çocuklara bakayım. Hadi çıkalım. Çok korkuttun beni. Bir daha sakın böyle bir şey kalkışma annem, tamam mı? Bak ne olursa olsun senin aramızda ne geçerse geçsin seni çok sevdiğim bir... Ben seni kaybetmeye dayanamam. Bana sakın böyle bir acı yaşatma. Sakın. Özür dilerim oğlum. Ya senlik bir şey değil. Kimse sorumlu değil. Böyle bir anlık bir şeydi işte.
Ama söz. Sana söz veriyorum. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Annem, bir psikoloğa gidelim istersen. Belki destek alman gerekiyordur. Tamam. Sen istiyorsan gideriz. Ama şimdi değil. Biraz vakit geçsin, olur mu? Tamam. Sen nasıl istersen. Ben senin yanındayım. Hepimiz senin yanındayız. Hadi dinle. Serdar aşağıda. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi annenle? Senlik bir şey yok dedi ama... beni cezalandırmak için yaptı. Samer, seninle alakası yok. Ya? Babam merak etti tabii. Efendim Sadık Baba? Oğlum, siz neredesiniz? Kusura bakmayın, annem biraz fenalaştı da. Geçmiş olsun, ne oldu? Tansiyon. Tansiyon çıktı. O yüzden biz gelemeyeceğiz, kusura bakmayın. Öyle mi? Tamam ya, tamam, geçmiş olsun. Ne olmuş? Ya Nezahat, Rüçhan Hanım rahatsızlanmış. O yüzden gelemiyorlarmış. Yalan. Vallahi billahi yalan. Sırf buraya gelmemek için bahane bu. İşleri tepetaklak oldu ya, zavallı duruma düştüler. O halde buraya gelmeyi kendine yediremiyor. Türkan'a engel oldu. Keşke Türkan isteseydin telefona. Olur mu öyle şey ya? İnanmamış gibi Türkan'ı mı isteyeceğim telefona? Aa, kadın üzüntüden rahatsızlanmıştır. Sen de hemen... Ne öyle? Birdenbire mi hastalandı? 3 gün önce düştüler gazetelere. Buraya geleceği gün hastalandı yani. Laf. Canım, bir sıkıntıları var demek ki. Gelemediler. Uzatma sen de. Aa. Tamam, tamam. Ben biraz zaman geçsin, Türkan'ı arar sorar. O kadar hazırlık yaptım. Ziyan olacak onca şey. Sen şey mi yapsan? Sen gitsen Türkan'la Defne'yi alıp gelsen, hem bir de etrafı kolacan edersin. Ne oluyor, ne bitiyor bir bakarsın. Öyle mi yapsam acaba? Psikolojisi hiç iyi değil abi. Yani mutlaka bir psikiyatri uzmanına götürün. Hatta isterseniz ben hastanedeki doktor arkadaşımdan bir randevu alabilirim size. Siz bir Rüçhan teyzeyle konuşun da. Tamam, zaten konuştuk biz. Kendi de gideceğini söyledi. Sağ ol Serdar. Çok geçmiş olsun. Bu arada daha önce uyku düzeni için verilen ilaçları kullanmaya devam etsin. Ya bir şey olursa yine ararsınız beni. Tamam Serdar, çok teşekkürler. Hadi gel, ben geçireyim seni. Sen hiç zahmet etme abi, ben giderim. Hadi görüşürüz. Ya o manzara benim gözümün önünden gitmiyor ya. Ya yetişemeseydin Türkan? Ya ona bakmak için geri dönmeseydin? Vallahi aklımı kaçıracağım ya. Ben bir gidip bakayım. Uyudu mu, ne yaptı? Uyumuş galiba. Dinlensin, bırak. Hadi sen de dinlen. Elini yüzünü yıka. Çocuklar ne yaptı? Derya'ların odasına yerleştirdim şahit olmasınlar diye. Yemeklerini yedirdim, uyuyorlar şimdi. Hadi. Ay, erkekmiş. Bakacağım mı Rüşan? İstemiyorum. Canavarın oğlu, istemiyorum. Götürün, götürün. Çabuk çıkarın onu buradan. Adnan kapıda bekliyor. O biliyor ne yapacağını.
Ah!